1946 doğumluyum. Büyükada doğumluyum. Buralarda şu an bulunduğum yerde 6 yaşından sonra, 5-6 yaşından sonra babamla çuluk avına geliyorduk buralara. Babam ava çıkardı ve beni de alırdı beraber. Çuluk avlardı burada. Onun gibi bütün o zamanki 64'ten evvel giden Rum arkadaşları da çuluk avlarlardı burada. Beni de alırdı. Buraları çok iyi biliyorum. Hıdırya'nın köşkü vardı burada. Yıkılmış, hiçbir şey kalmamış. Tarihi merdivenleri kaldı işte gördüğünüz gibi. Ve altta bir mağara gibi bir şey gözüküyor. İstinat duvarı. Burada çok büyük tarih yatıyor. Biraz kalıntıları var. Kalıntıları var. Çamaşırhanesi var, mutfağı var. Hatırlıyorum, az bir şey hatırlıyorum. Diyorum size 5-6 yaşındayken geliyordum. Bir de kuyu olması lazım burada ama çıkaramadım. O senelerden beri ilk defa geliyorum buralara. Çok çulluk yapardı burada. Çok çulluk yapardı. 15-20 tane avlardı babam. Kara tavuk. Ondan dolayı şu an burada da bir ev daha var. Bu kırmızı tuğlaları. Çok duygulandım bunları görünce. Bu dikenler. Bunları küçükken Kaktüs ve yukalar. Bunları çok çekiniyorduk bunlardan. Çünkü çok fena batıyor. Kıl kıl çok fena acıtıyor. Çok fena batıyor, çok acıtıyor. Ve bunları çok nefret ederdik bunlar çocukken. Burası da işte kırmızı tuğlaları. Aradım buldum bu binayı da. Yıkılmış vaziyette. Bunlar hep Hıdırya'nın müştemilatı değil mi burası? Müştemilatı ve burası da olduğu gibi duvarı. Buralarda o çok yuvarlaklar hala duruyor. O zamanlardan beri o ceviz ağacı. Orada bir ağaç da var, onlar da duruyor orada. Bunlar bademmiş. Badem, evet. Bunları hatırlıyorum, duvarlar falan hatırlıyorum buraları. Devam bina gitmiş yani. Bina güzelim bina. Evet, gitti. Ahşap bina. Ahşap. Çok güzel, çok üstemeler yani. Çok büyük büyük mimarlarla yapılmış bir binalar. Yani böyle bir eserler artık yapılamaz. Mümkün evet. Değil o Hıdırya'nın köşkü gibi. Hı hı. Bu binada işte şu vaziyette. Evet. Burada müştemilatıydı. Burada müştemilatta personeli yatardı. Personeli kalırdı. Hıdırya'nın personeli. Hı hı. Yani evin içinde çalışanları, bahçeye bakan, mutfağa bakan, garsonu, onlar kalırdı. Ben bunları babamdan duyardım. Evet. Sonra kısa bir dönem Aliye Bergel ve Kar Bergel orada onlar da yaşadılar. Evet, Aliye Bergel, Şakir Paşa ailesi de yaşadı. Şakir Paşa burada gömülü, Şakir Paşa. Buradaki mezarlıkta. Buradan nereye doğru gidiyoruz? Buradan Tepe daha doğrusu. Buradan Yetimhane'ye doğru gidiyoruz. Evet. Kuyum ama Yetimhane. Gazinodan geçeceğiz. Değil evet, mi? Bu gazino Grigor, buradan geçeceğimiz gazino Grigor'un yaptığı ikinci gazino. Esas gazino Yetimhane'nin yanındadır Grigor'un. Faço. Grigor Faço ailesinin Grigor. Ve oradan çıkardılar onu. Ormaniye çıkardı onu. Sonra bu tarafa geldi. Bir müddet burada bir gazino yaptı. Allah bak, mutfakları gözüküyor buradan, görüyor musunuz? Evet. Mutfakları gözüküyor. Ondan sonra rahmetli oldu. Çok meşhur dönemin gazinosu meşhur, değil mi? Meşhur. Çok buralarda çok büyük toplantılar olurdu. Nişanlar olurdu. Balolar olurdu. Ben de küçükken işte çok ufakken annem babam onlar geldiği zaman ben de onlarla beraber geldiğimi hatırlıyorum orada. Burası ikinci gazinosu. Esas Grigor'un gazinosu. Şimdi ondan sonra gideceğimiz yerdir. Burası ikinci bölüm. Burası ikinci. Burası sonradan bir yer verdiler. Neler yenilir içilirdi acaba o dönemler? Efendim? Neler yenilir içilirdi? Kuzu çevirmeler. Grigor'un kuzu çevirmeleri meşhurdu. Her zaman kuzu çevirirlerdi burada. Hafta sonları Paskalyalarda, çünkü burada biliyorsunuz 64 senesine kadar çok Rum vardı. 55 senesinde
745 tane aile vardı. Türk tabalı. Türk tabalı Rum vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 55 senesinde 745 tane aile vardı. Evet. Burada şimdi büyük bir kırılma 6-7 Eylül. 6-7 Eylül sonra 6-7 Eylül olayları olduktan sonra o kadar kırılma olmadı, öyle diyorlar şimdi. Yeni şey değil de yine herkes evini yaptı, toparlandı, yaşamaya başladı. Yeni binalar yaptı. Esas kırılma 64'te. 64'te Yunan uyrukluları 12 saatte hudut dışı ettiler, o zamanki hükümet 64 senesinde. Onları gören Türk vatandaşları da Rum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, onlar gidiyor diye biz de gittik, evlerini satıp gittiler. Burası Gligor'un ikinci gazinosu. Evet. Burası mutfağı. Evet, mutfağı. Burada ona bu mutfağı yaparken Koçuk Alfa çok seviyordu onu. Galiba hatırlıyorum. Ben galiba biraz daha yardım etti ona bu mutfakları bu tez yaparken. İşte yıkılmış vaziyette. Burada rahmetli analım babanızı. Toprağı bol olsun, evet. Koçuk 103 Alfa, yaşına kadar maşallah. Gligor'u çok severdi. Evet. Burada karda da gelirdik. Şurası sanırım şey değil burada, mi? O burada gazinoya masalar vardı. Masalar vardı. Burada merdivenler gazinoya girerdik. Aşağıdan gazinoya geliyorlardı. Evet. Orada çok hoş. Geçen hafta bir burada rota yaptıktı da. Evet. Çok hoş bitkilerle bu sağlı sollu. Evet. Bu merdiven. Evet, evet, aşağıdan faytonlarla herhalde geliyorlardı. Evet. Faytonlar da geliyorlardı. Burada işte bunu yeni yaptı. Bunu sonradan işte Hayri abi kalırdı burada. Stadın kulübesinde Hayri abi kalırdı. Evet. Orada buradan yerlerde gazinoya, sonra da yaptığı gazinoya, küçük bir gazino yapmıştı. Ama esas gazinosu bir gideceğimiz yer. Sanırım burada 80'lere kadar filan kaldı. 80'lere pek hatırlamıyorum ama 80'ler olmazsa bile 70'ler, 75'ten sonra kapandı. Yani 80'lere varmadı. Evet. Evet, bütün bu başka duvarlar. Bu duvarlar duruyor her zaman. Evet. Bunlar duruyor. Artık yıkılmak üzere. Hı-hı. Buradan işte Gligor'un gazinosu burası. Burası ama hiçbir şey kalmamış artık. Çok güzel mutfakları vardı burada. Ama o fotoğraflar, arşivlerdeki siyah beyaz fotoğraflar buraya ait. Evet. Tam da buralar. Buralar. Mehtaplı geceler. Şurası. Mehtaplı geceler, balolar, tavernalar. Bu setin üstünden başlıyor. Hmm. Bakın orada bir beton var, orada pist. Evet. Orada dans ediyorlardı. Öyle mi? Bu pistin üzerinde dans ediyor. Kalbi o beton. Beton orası. Uzaktan öyle görüyorum. O gazinonun pisti, burada dans ederlerdi. O zaman canlı müzik de vardı. Evet, canlı müzik. Aynen, bakın. Bir laterna pist olduğu da söyleniyor. Aynen, laterna da vardı. Evet. Evet. Gligor'un gazinosunun pisti bu. Hı hı. Burada dans ediyorlardı. Hatırlıyorum yani, şimdi görmüş gibi. Çok hatırlıyorum. Burada olduğu gibi bu arazi onun gazinosuydu. Buralarda bir yerde mutfağıydı. Şuralarda mutfağıydı. Hiç iz kalmamış çünkü buldozerlerle yıkılmış. Evet, buldozerlerle yıkıldı. Ormaniye yasak etti. Evet. Evet, burada dans ediyorlar. Buralarda da. Buraları çerçevelemişlerdi. Onlar hepsini buralarda. Tabii burada kapalı yerdi. Burası kapalı yerdi onu. Evet, orada bir kapalı izi vardı. Var. Zaten belli bildiğiniz oluyor. Kapalı yerdi orası. Çenere geçti tabi. Ve ondan sonra yetimhane geliyor. Yetimhaneye gidiyoruz. Buralar hep gazinoydu. Çok güzel bir gazinoydu. Renkli ışıklarla gece. Herkes gelirdi buraya. Çok güzel eğlenirlerdi. Çok güzel eğlenirlerdi. Çok. Harika bir yerdi. Gligor, biliyorsunuz, Faço sülalesindendir. Faço. Hani Boğaz'da bulunan Faço lokantası, o zaman Faço yapmıştı. Onun akrabasıdır, yakınıdır. Niko Bey, sizin aile de bayağı şöhretli. Benim ailem doğma büyüme Büyükadalı. Şimdi herkes burada doğdu.
dedem de, babam da. Babam 103 yaşında öldü adada işte. İnşaat kafasıydı. Efendim söyleyeyim. Buradaki eserleri var. Çok iyi bir sanatkardı. Yani görüşü ve mesleği çok kuvvetliydi. Çok kuvvetliydi mesleğinde. Çok bazı binalarını görüyorum şimdi, yaptığı binaları hayranlıkla izliyorum. Yani o kadar kuvvetli binalar yapmış ki, birkaç tane geçenlerde gördüm, misafir ettiler beni, baban yaptı diye. İşte bak bu hala bu yol taşları aynı, işte bir rutubet yok, sarnıçta bir çatlak yok. Beni sırf onun için çağırdılar, babamı analım diye. Necati Ilgaz'ın evinde gittim, beni davet ettiler. Siz çok kaç kuvvetli kuşak İstanbullusunuz? Ben 1946 doğumluyum, Büyükada doğumluyum. Aile de burada. Aile kökümüz Trabzon'dan geliyor. Hı hı. Bizans İmparatorluğundan. Evet, şimdi nereye geliyoruz? Şimdi o yetimhaneye geldik. Evet. Yetimhanenin kapısına geldik. Yetimhanede hayat, yani bütün çocukluğum yetimhanede geçti. Burada top oynamaya geliyorduk. Yetimhanedeki çocuklarla top oynamaya geliyorduk. Her pazar. Çok arkadaşınız oldu. Çok arkadaşlarımız oldu. Ve yetimhanedeki çocuklar, okul vardı burada, ilkokul. Ve çok iyi okuyorlardı. 23 Nisan'da bizim okul, Türk okulu, bir de yetimhane 23 Nisan'a inerdi. Burada bir Yunanlı hoca vardı. Hoca onları hazırlıyordu. Yunanlı hoca hazırlıyordu onları 23 Nisan için, iskele indikleri merasim için. Ve her sene birinciliği kazanıyorlardı. Yürüyüşleri aynı asker yürüyüşü gibiydi. Elbiseleri aynı, tek tip, yani çok disiplinli ve çok ciddi. Ve her sene birinciliği yetimhanedeki çocuklar kazanıyordu. Çünkü, evet. İlk işte başlarda sanırım 1917'lerde falan 700 erkek öğrencisi var buranın. Evet, çok vardı. Benim zamanımda da, yani ben size söyleyeyim. 60'tan evvel 61-62'de çok talebe vardı. 64'ten sonra azaldı. Herkes gidiyordu. Ve şimdiki bugünkü haline döndü işte yetimhane. Evet, gün be gün gidiyor. Bilmiyorum. bu kışı çıkarabilir mi? Yetimhane ilk olmak üzere, yani bu sene kışı çıkarmaz bence. Çok kötü bir durum aldı. Nerede oynuyordunuz futbolu? Burada futbol oynuyorduk. Şu arazide oynuyorduk. Evet. Şu arazide her pazar günü yetimhanedeki çocuklarla kapışıyorduk. Top oynuyorduk. Çok hatıralarımız var burada. Çok kaleler vardı burada. O bir tarafta da. Hala resimleri var bende. Bu topu oynadığım zaman giden arkadaşlarımla beraber. Biraz hüzünlendiniz. Arkadaşlarınızı hatırladınız. Var mı halen arkadaşlar? Var tabii. Burada top oynadığınız, şu anda birlikte olduğunuz. En çoğu yaşıyor. İşte o günler aklıma geliyor. Çok güzel günlerdi. Yani kalamari hoca futbol takımının başındaydı. İşte bu merdivenler bizi önlüyordu ama o merdivenler bile, gördüğünüz çıkıntı bile engellemiyordu. Yine top oynuyorduk. Çok güzel futbol oynuyorduk burada. Çok güzel. 64'e kadar oynadık. 64'ten sonra arkadaşlarım gittikten sonra yetimhaneyi unuttuk. Öyle ancak görüp hatırlıyorum onları sizin sayenizde. Bu bina da çok güzel bir binaydı, o da. Evet, yakın zamana kadar oldukça iyi durumdaydı ama. Evet, iyi durumdaydı. Yani her kış bu yağışlarla çok zor. Yetimhane bir ay evvel epey çöktü. Oturdu, fakat geçenlerde müfettişler geldi. Galiba duyduğuma göre Büyükşehir Belediyesi müfettişler göre proje çiziyorlar.
Yani dijital ortama bunların şey çalışmasını yapıyorlar ama hani bu dijital ortama atmak demek, bunları çizmek demek, burayı kurtardık anlamı ifade etmiyor. Etmiyor. Çok önemli burada... olan bu hafızayı nasıl yaşatacağımız bizim. Halen çok, ayakta kalan yerler var. Çok büyük para lazım buranın yıkılıp yapılması için. Bu artık bu tadilat olmaz. Çöktü bitti. Bu bahçe biliyorsunuz bahçe bostandı. Burada ekiyorlardı. Her şey, domates, salatalık, mısır, patlıcan, biber. Çok yani. Güzel bir bostandı burası. Yani okul kendini çok bir şekilde bostandı. Döndürüyordu az da olsa. Evet, az da olsa döndürdü. Çok güzel bostan vardı. Çocuklar burada okuyorlardı. Türkçe dersleri. Evet, Rumca da öğreniyorlardı. Çok öksüz çocuklar vardı. Çok. Evet. Hafta sonu aileleri gelip görüyordu onları. Akilas Milas, evet. O çocukların esasında çok büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu söylüyordu. Evet, mutsuzdu zor çocuklar. Zor şartlarda, evet. Evet, mutsuzdu çocuklar. Bazıları da hüzünlüydü ama biz çok onlara çok moral veriyorduk. Adadaki arkadaşlarım epey kalabalık geliyorduk. Pazar günleri onlara moral veriyorduk. Çok yardım ediyorlardı yaşayanlar. Her hafta biri yemek veriyordu. Yemek ikram ediyorlardı. Tatlılar ikram ediyorlardı. Güzeldi yani. Sıcaktı. Bakıyorlardı çocuklara. Aileleri de hafta sonu gelip onları görüyordu. Şimdi biraz daha aşağıya yürüyüp isterseniz binayı böyle bu hale görünce moraliniz bozuluyor. Moralim çok bozuluyor. Evet. Yani ne konuşacağımı bilemiyorum. Haklısınız. Bu dünyanın 3 binanın İçindedir büyüklüğü. İkinciymiş. İkinci dünyada ikinci büyük bina bu hale koyduk, bu hale soktuk. Evet, hep birliğiyle. Nasıl olur öyle bir şey? Ben anlamıyorum ya. Böyle tarihi bir eseri biz bıraktık çöksün. Şu hale bak. Maalesef. Yazık oldu. Çok yazık. Zor tutuyorum kendim. Sizi üzdük. Çok üzülüyorum. Kusura bakmayın. Hakikaten çok üzülüyorum. Çünkü çocukluğum geçti burada. İşte dediğim gibi futbol oynuyorduk burada. Hala fotoğraflarım var. Çok geliyorduk buraya. Güzeldi bina. Mutfağı çok güzeldi. O büyük tavaları yemek pişirir. Çocuklar tertemiz. Akçısı gözümün içinde. Neden bıraktılar böyle bu hale geldi bu bina? Neden? Yetimhane olması için de çok uygun bir bina değilmiş zaten. Uygun bir bina değil. Yetimhane burada evet. Herkes kabul etmişti ve evet. Güzeldi. Bırak, ben üzülüyorum memleketim için yani böyle bir binayı bu hale sokmamaları lazımdı. Şey etmeleri lazım, bakmaları lazımdı. Bu hale bırakmamaları lazımdı. Evet, ben sizi daha fazla üzmüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Niko Katakızı. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Sayenizde çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tarihi tabii kusura bakmayın biraz duygulandım. Haklısınız. Peki, çok teşekkürler. Çünkü şimdi 74 yaşındayım. Düşünün ben 14 yaşında, 13 yaşında burada top oynuyordum. Her pazar. Bina böyle çok güzel bir bina. Dünyanın ikinci en büyük binası biliyorsun. Yine tekrarlıyorum ve bu hale bıraktık. Yıkılsın diye. Burada bir bekçi oturuyor. Erol bıraktı galiba. Siz mi bakıyorsunuz buraya? Erol bıraktı artık.